Bilece? Peki hocam, şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu politikayı ısrarla sürdürdüğü dönemde iktidarın, yani düşük faiz, düşük enflasyon, biz böyle bir Türkiye'ye özgü muhteşem bir sistemi dünyanın da örnek alacağı bir sistem olacak göreceksiniz söylemiyle dayattığı ve işte olayların da kontrolden çıktığı tüm bu süreç döneminde siz uzmanlar uyardınız, itiraz ettiniz ve faizin düşürülmesine karşı çıktınız. Ama şimdi çok net bir biçimde uzmanların faizin yükselmesi noktasında da, özellikle de hızlı yükselmesi noktasında da ciddi itirazları var. Şimdi bu bir çelişki mi? Hani iktidar dese ki size, ya dün faizleri düşürdüğümüz için bizi eleştiriyordunuz, bugün de yükselttiğimiz için eleştiriyorsunuz dese, ne cevap verirsiniz? Evet, şimdi hani bir şeyi bozması kolaydır, yapması daha zordur. Yani diyelim ki bir kutu boya var elinizde, onu dökerseniz bir şekilde toplayabilirsiniz belki uzun sürelerle uğraşarak falan. Hiçbir zaman bir kere onun hiçbir iz bırakmasını engelleyemezsiniz. Çok fazla zamanınızı alır. Hiç dökmeseniz çok daha iyi olacaktır. Hani faizleri nispi olarak faizleri değişik tercihler vardır. Yani sizin birinci önceliğiniz enflasyonu önlemekse faizleri biraz daha yüksek tutabilirsiniz. İşte birinci önceliğiniz durgunluğu aşmak, talebi açmaksa faizleri biraz daha düşük tutabilirsiniz. Ama mesela enflasyonun yüzde, diyelim ki normal bir ülkede %5 olduğu bir yerde faizleri %6 yaparsanız enflasyonu önleme önceliğini tercih etmişsiniz demektir. %3 yaparsanız talebi uyarmayı. Ama şimdi enflasyonun resmi rakamlarla %40 olduğu bir yerde %8,5 yaptığınız takdirde bunun hasarı ekonomiye çok yüksek olacaktır. Diğer üzerinde durulan bir konu da şu: çeşitli mekanizmalarla bankalara işte böyle ucuz kaynak veriliyor demiştim ya, bir taraftan da menkul değer tutma, devlet iç borçlanma senettir, devlet tahvilleri tutma zorunluluğu getiriyor. Bunları da yine bu %40'lı 50'li enflasyon ortamında bunları %10, %9 faizlerle sattılar. Şimdi faizlerin yükselmesi durumunda bunlar çok büyük zararlar yazacaklar. İşte bunun için daha açıklanmadığı detaylı planlar öneriliyor. Şimdi peki bu politikaları da biz niye seçimlere kadar bunu uygulamayı tercih ettiler? Yani ekonominin bünyesine çok büyük zararlar vermek pahasına bir tanesi bu faizleri düşük tutarak ekonomiyi işte nasıl dediler, ama hani böyle bir inançları var mı yok mu onu bilemeyiz, ama seçim döneminde bir şekilde talebi güçlü tutmak, insanların mal ve hizmetleri alabilmesini sağlamak. İkincisi de enflasyonun daha da patlamaması için ne pahasına olursa olsun dolar kurunu 20'nin altında tutalım dediler. Bunu da nasıl yaptılar? Rezervleri satarak. Çünkü bu bir arz talep meselesidir. Enflasyonun yüksek olduğu dönemde insanların bir sığınağı döviz almak oluyor. Döviz talebi var. Bu döviz arzını nasıl sağlarsınız? İşte cari fazla verir iseniz, yani döviz gelirleriniz döviz giderlerinizden daha fazlaysa bir döviz arzı olur. Ama Türkiye'de dövizi tuttuğunuz için bu iddialarını da başaramadılar. Tam tersini, dış ticaret açığı 100 milyar doları geçti. Cari işlemler açığı işte son 12 ay itibariyle 54,5 milyar dolar. O zaman ne yaptılar? Rezervleri satarak bunu başarmaya çalıştı. Hatta şöyle, hani insanın cebindeki para brüt rezervlerse cebindeki paraları harcadılar. Cepteki para azalınca bir de ayrıca borçlandılar. Böyle olunca
net rezervleriniz eksi olmuş oldu. Ve bir şekilde seçimlere enflasyon evet yüksek ama işte tam patlamadan, faizler gerçekçi değil ama insanların mal ve hizmet alımlarını bir şekilde canlı tutarak işte %4 gibi bir büyüme oranıyla yılın ilk çeyreğinde gelindi. Ama hani nasıl sporda da doping niye yasaktır? Çünkü geçici olarak insana bir enerji verir, kapasitesinin üstünde bir performans göstermesini sağlar. Aslında doping doping kullanan kişinin rakiplerine üstünlük sağlamasının adil olmadığını düşünerek bunu engellemek amacıyla değil, insan sağlığını orta uzun dönemde zarar vereceği ve bunu caydırmak için yasak olan bir şeydir. İşte seçimlere kadar gelindi. Kendi açılarından bir şekilde hani seçim sonuçlarının ayrı bir dolu tartışması var ama en azından hüsran yaşamadıkları ortada. Ama bünyeye bunun böyle doping büyük zararları birikti ve şimdi bunun faturasını ödemek noktasına geldik. Onun için yani çok kısaca hani şu faiz oranı çok caziptir diyebileceğimiz bir faiz oranı yok. Bir de ileriki bölümde hani buradan yabancı sermayenin girmesi bekleniyor. Yabancı sermaye hangi faize gelir ve ne şartlarda gelir onları da önümüzdeki dönem. Şimdi bir taraftan yine ekonomik değerlendirmeler yapılırken bu NAS politikasında ısrar edildiği dönemde Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomik krize sürüklendiği ve belli bir noktada artık dönüşü olmayan bir noktaya geleceği ifade edildi yine uzmanlar tarafından. Oysa ki şimdi ekonomi yönetiminin değişmesiyle, buradaki bu ısrardan vazgeçilmesiyle, Erdoğan'ın kabullendik ifadesinin işaret ettiği o politika değişikliğiyle sanki faiz oranlarında daha akılcı bir noktaya geldiğimizde, politika yönetiminde daha akılcı bir yönetim, ekonomi politikalarında daha akılcı bir noktaya geldiğimizde hani her şey çözülecekmiş gibi de bir durum mu söz konusu? Hani o uçuruma gelinmedi ve gerçekten bugün artık akılcı bir takım kararlarla bu krize girmemenin en azından o uyarılan boyutta bir krizi yaşamamanın mümkün olduğunu söyleyebilir miyiz? Faiz üzerinde yapılan değişiklik bu krizi önlemek için yeterli mi? Yoksa bunun desteklenmesi mi gerekiyor? İşte o adına yapısal reform dediğiniz bir takım önlemlerle. Evet, şimdi şöyle, yani ben onu kullanmıyorum. Yapısal reform aslında hani ekonomide yapısal değişiklikler yapılmasının çok önemli olduğunu düşünen biriyim ama biraz Türkiye'de bazı ifadeler belli kesimlere mal oldu. Yani yapısal reform dendiği zaman biraz daha piyasacı, neoliberallerin işte Kemal Derviş dönemlerine, o dönemki IMF istikrar politikalarına referans verdikleri bir anlamda Derviş nostaljisi yaraya diye sorayım o zaman. Sadece faiz üzerinde yapılan değişiklikler bu yarayı tedavi eder mi? Mevcut hali nedir bu yaranın? Evet, yani öncelikle belki en temelde şunu söylemek gerekiyor. Bir toplumda ekonomiyi sonunda ayakta tutacak olan üretimdir. Yani bu şimdiye kadar konuştuklarımız aslında işin finans tarafı. Yani siz taze meyve sebze üreteceksiniz, işte arabalar üreteceksiniz, hizmet üretecektiniz turizm sektörüyle, işte sağlık hizmetleri ile. Toplumda bunlara ilişkin bir talep var. Bu talebi karşılayacak bir arz yaratacaksınız ve bunun sonunda insanlar hem iş bulacaklar bu alanlarda hem de kendi ihtiyaçlarını mal ve hizmetleri alarak karşılayacaklar. Bir kere Türkiye'de ciddi bir üretim yetersizliği var. Bu üretim yetersizliğinin en belirgin yansıdığı alanlardan bir tanesi cari açık. Yani biz kendi ürettiklerimizle yetinemiyoruz. Ürettiklerimizin bir kısmını yurt dışına satıyoruz. Yurt dışından bir şeyler alırız ama sürekli aldıklarımız sattıklarımızdan daha fazla. O nedenle de açık veriyoruz. Açık verince de bu açığı nasıl finanse edersiniz? Borçlanarak finanse edersiniz. Örneğin AKP iktidara geldiği zaman
2002 yılında Türkiye'nin dış borçları 122 milyar dolardı. Şimdi 459 milyar dolar. Evet. Arada sürekli borçlanılmış. Bir de yüksek seviyelerden biz borç alabiliyoruz, öyle değil mi? Evet, yani şimdi o da çok önemli bir nokta. Bir ara Türkiye'de rakamlar o kadar garip noktalara gelmişti ki TL cinsinden, yani enflasyonu en düşük istatistikle %40 olan bir ülkenin parası cinsinden hazine borçlandığı zaman %9'la borçlanıyordu. Ama aynı hazine yurt dışına dolar bazında, avro bazında borçlandığı zaman %10 ve üstünde borçlanıyordu. Halbuki işte dolar enflasyonu %3,5-4 olan, faizi %5-5.25 olan bir para, böyle bir anomali vardı. Şimdi biraz daha faizler piyasada da normale gelmiş oldu. Diğeri işte %9'larda, onlarda kalırken şu anda işte 15-17'de, gerçekçi olmamakla birlikte geçmişten biraz daha farklı bir noktada. Şimdi yabancılardan bahsederken söylediğiniz o maliyet de çok önemli. Şöyle ki AKP'nin ilk dönemleri dünyada da çok borçlanmak için uygun bir dönemdi. Çünkü işte 2001 krizi yaşanmıştı Türkiye'de. Amerika'da da 2001'de teknoloji hisselerinde bir düşüş olmuştu. Merkez Bankası faizleri çok düşürmüştü. Ondan sonra meşhur ikiz kulelere saldırı o dönemde likiditeyi arttırdı. Dünyada faizler en çok düşük olduğu bir dönemde iktidara geldi. Sonra 2007-2008 krizi, onun sonrasında yine merkez bankalarının piyasaya likidite vermesi, işte miktarsal genişleme politikaları yine çok düşük faiz dönemine denk geldi. Ne zaman ki zaten Amerika'da bu sürecin sona ereceğine dair o zamanki Amerikan Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke tahvil alımlarını önümüzdeki aylarda durduracağız açıklamasını yaptı. 2013'ün Mayıs'ından, bizde tam Gezi ayaklanmasının yaşandığı dönemde, o zamandan beri geri gidiş başladı. İşte 2018'de yine bir döviz krizi oldu ve bugünlere geldik. Şimdi konuşmam sırasında Amerika'da faizlerin 5-5-25 aralığına geldiğinden bahsetmiştim. Şimdi daha evvel Türkiye'ye gelen sıcak para, yani sıcak para derken bir yıl içerisinde bir ülkeye gelip bir yıl ve daha kısa süre içerisinde çıkmayı düşünen, bir ülkede kalıcı olma niyetiyle gelmeyen parayı kastediyoruz. Şimdi kendi ülkesinde faizler %0.5 iken, 0.25 iken, Türkiye gibi bir ülkede %3 kazandığı zaman işte %3, %0.5'in 6 katıdır veya reel olarak %2,5 kazanır. Bu ona cazip gelebilir. İşte ülkesinde enflasyonda %1,5-2 iken %4 kazanmak iyidir. Ama bugün dolar faizi 5-5.25. Yani bu faizleri yükselterek yabancı sermaye çekmek istiyorsak, bir kere kendi ülkesinde 5'in üzerinde kazanan bir parayı cezbetmeniz gerekiyor. Onun için Türkiye'de bir yılda en az %10-15 kazanacağını düşünmeli ki gelsin. Peki başka neye bakar? Çok basit hesaplar bunlar. Yani elinizde 100 dolar var. Dolar kuru 20'de kalmaya devam ediyorsa 100 dolarınıza 2000 lira alırsınız. Ama döviz kuru 25 olmuşsa, 1 dolar 25 lira olmuşsa 2500 lira alırsınız. Bir kere sizin paranızın mümkün olduğu kadar değer kaybetmesini ister. Şimdi seçimlerden sonra TL işte 20'lerin altından şu anda 23.60, 23.50'lere geldi. Peki düşecek mi hocam, bir parantez olarak bu faiz kararına bağlı olarak dolarda mesela düşme mi yaşayacağız biz, yoksa ne bekliyorsunuz? Yani beklenenden yüksek bir faiz oranı açıklanırsa geçici bir düşme olabilir. Ben çok büyük bir düşme beklemiyorum. Şu anda sizler de yansıtıyorsunuz bu hafta.
Dövizde bir hafif bir düşüş var. En azından artış trendi durdu. Onun en önemli nedeni böyle ciddi bir faiz artışı olması halinde dövizin düşeceğini düşünerek insanlar portföylerini tekrar ayarlama yoluna gidiyorlar. Bir de Türkiye'de genel olarak bayramlar öncesi, uzun bayramlar, bayram tatilleri öncesi TL'ye geçmek, işte bayram sırasındaki harcamalarını, işte bayram harçlıklarını buradan karşılamak gibi eğilim vardı. Biraz onun da sonucu olabilir ama beklenenin ciddi altında bir faiz artışı olursa tam tersini dövizde bir sıçrama söz evet. konusu olabilir. Evet. Şimdi çok yaygın hiçbir zaman olmadığı kadar medyada yatırım bankalarının özellikle Amerika Goldman Sachs, işte Bank of America, Merrill Lynch, JP Morgan benzerlerinin, Wells Fargo tahminleri yayınlanıyor. Şimdi bunlar biraz tahmin, biraz da temenni, biraz da ülkeye gelme şartı. Çünkü demin dediğim gibi size girdikleri zaman size paranız ne kadar değer kaybetmişse o kadar daha fazla TL alacakları için bir kere paranın değer kaybetmesini isterler. En az 25 olmalı demeleri girdiğimiz zaman 25 olduğu zaman gireriz mesajı. Bir mesaj bir girdikten şekilde. Sonra ne kadar faizler yüksek olursa TL cinsinden o kadar para kazanırlar. Onun için de faizlerin yüksek olmasını isterler. Peki hocam son 3 dakika. Mehmet Şimşek ve ekibinin bu işi başaracağını düşünüyor musunuz? Yani benim kafamdaki senaryo, bu biraz kötümser bir senaryo, daha iyimser senaryolar çizenler olabilir. Yani bu rasyonel denilen politikalar bir taraftan enflasyonu, döviz kurun zaten sıçradığı ve önümüzdeki aylara da yansıyacağı için enflasyonu düşürmeyi başaramayacak. Belki yabancı para girişi olursa biraz da bu TL'nin değer kaybetmesi sonucu işte ihracatı teşvik edici, ithalatı men edici sonuçlarla cari denge biraz sağlanabilir. İşte yaz aylarına belki artı bile verilebilir. Ama enflasyon durdurulamaz. Demin söylediğim o faizlerin yükselmesi nedeniyle belli iflaslar olabilir. Mesela bu hafta IMF bir rapor yayınladı. Zombi şirketler, yani aslında battığı halde zorla ayakta duran şirketler oranının en yüksek olduğu ülke olarak Türkiye'yi gösterdi. İşte şirket iflasları başlar, faizler yüksek olduğu için talepte düşüş olur. Hem enflasyon yüksek hem talebin de yüksek olduğu bir yerde yerel seçimlerde yaklaşırken Mehmet Şimşek'e bu iş burada bitti, başka birisi gelsin deme ihtimalinin ben yüksek olabileceğini düşünüyorum. Bu kötümser bir senaryo. Yani iyimser bir senaryo çizenler olabilir mi? Sizler de belki konuk eder misiniz? Önümüzdeki günlerde bakacağız ama yani burada Mehmet Şimşek bu işi başaramadığı için değil, Türkiye ekonomisini aslında içinden kolay çıkılmaz, ciddi bir kriz yaşanmaksızın içinden sıyrılması, büyük bedeller ödenmeksizin sıyrılması zor bir durumda devraldığı için böyle olabilir. Zaten bildiğimiz kadarıyla çok istekli bir davranmadı. Belli bir sürecin sonunda ancak görevi kabul etti. O açıdan işinin ben zor olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası Başkanı'nın da işinin zor olduğunu düşünüyorum. Ama o da muhtemelen hani CV'mde bir Merkez Bankası Başkanlığı olsun diye riskleri göze alarak geldi. Türkiye'deki işleyişi de çok bildiğine, yarın başına neler geleceğine de çok emin olmadığını düşünüyorum.